Yaşam, geçim, ekonomi sizce ne durumda? Sıfır. Yani sıfır dediği gibi hakikaten iyi değil. Sormaya gerek mi var? Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Yani Millet İttifakı'nın adayını bekliyoruz. İmamoğlu'na açılan dava süreci sizce siyasi mi yoksa? Siyasi tabii ki. Tabii ki siyasi. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Kesinlikle var. Yaşam, geçim, ekonomi sizce ne durumda? Güzel. İyi. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Vallahi ben aynı partiye veririm. Hangi parti? İşte kullandığımız partiye. Hangisine kullanıyoruz? AK Parti. AK Parti mi? Evet. İmamoğlu'na açılan dava süreci sizce siyasi mi yoksa hukuki mi? Vallahi ben onları biz denedik önceden ya. Biz siyasi onlar hep yani hep siyasi davalar. Yani onlar hükümetine yani. Sizce ülkemizin bir erken seçim ihtiyacı var mı yok mu? Bence yok yani. Bu kadar karışıklığın içinde seçim olur mu kızım? Her tarafa ateş almış gidiyor. Yani bu seçim olsa ne olur? Buradan adam adaları yığıyor. Suriye'de adam sınıra dayanmış, bu tarafa gelmek istiyor. Efendime söyleyeyim, Akdeniz'i desen Amerika istilah etmeye çalışıyor. Bir de seçime gittik, ne olacak? Olur mu yani? Bunları bilmemiz lazım. Birlik olmasak bu işi nasıl götüreceğiz? Götürebilir miyiz? Tamam, pahalılık var. Ama sada burada değil ki. Bak vallahi yürüyerek geziyorum çarşıyı yani. Bak yemek bile yemedim, açım. Ama yapacak bir şey yok. Dünya yani hep aynı kızım. Dünya. Yani Avrupa sanki Amerika olsun, Avrupa olsun. Avrupa devletleri çok mu iyi? Bak Rusya ne yaptı? Bizi de öyle yaparlar Allah korusun. Yani Ukrayna'da kırılmayan yer kalmadı ya. Kaldı mı? Evleri bombaladılar bilmem. Bizi de aynen yanmaya çalışıyorlar. Bak Yunan'ı yığıyor, adam niye yığıyor? Bizi saldırsın diye bakıyor. Bizi de aynı yapacaklar. Yaşam, geçim, ekonomi sizce ne durumda? Zor. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Vallahi şu an eski verdiğime vermeyeceğim belli. Hangisine verirsiniz? Anladın sen. Eski verdiğime vermeyeceğim belli. Ha. Aklınızda bir parti var mı? Aklımda parti var. CHP'ye vereceğim oyumu sever. CHP. İmamoğlu'na açılan dava sizce siyasi mi, hukuki mi? Siyasi ya. Hukuki böyle bir dava. Siyasi. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Var. Yani tabii ki sıkıntılı bir durum var. Şartlara baktığında insanları zorluyor ister istemez. Umarım düzelir diye düşünüyoruz. Ben siyasete karşıyım. Yani kime versek diğerinden beter oldu. O yüzden ben oy kullanmıyorum. Kullanmayacağım. Vallahi İmamoğlu'na insanlar bir umutla oy verdiler. Ama maalesef bir şey göremedik. Yani yok yani bir şey yorumsuz. Ama bence hukuki. Çünkü orada bir hakaret var galiba. Çünkü orada bir var bir hakaret diye düşünüyorum. Yani şöyle muhalefette umut görsek var ama olmadığı için umut yok. Gidiyor bir şekilde yani bakalım. Vallahi ekonomi durumu berbat. Herkes yani kime sorsan hiç memnun değil. Bende 3 tane torun var. 5 tane var. Bunlar okula gidiyor. Ben bir dede olarak emeklimden onlara her zaman yardımcı oluyorum. Yani ya ortada bütün halk görüyorsun işte. Herkes bir sıkıntı içinde. Kim yararlısı ona verecekler sonuçta. Ama belli yani yararlı olan şey. Sizin aklınızda var mı bir? Bir şeyler olacak sonuçta. Şimdi ben isim veremem. Tamam mı? Onun hakkında hep onun üzerine çok gidiyorlar. Aslı zatında o başarılı. O daha önce olaylar yaşadı. Ve ondan ne oldu? Herkes şey yaptı onun için. Siz... En sonuçta başarıyla çıktı yine. O kadar iftiralara karşı hırsızlık oldu. Bilmem ne oldu sonuçta. Var ama 2023'ü şey yapıyorlar sonuçta. Ondan aşağı diyorlar olmaz. Vallahi çok kötü. Ekonomi de kötü. Yalnız bireysel olarak düşünmemek lazım. Bazıları mesela alım şartları çok iyidir ama bazıları kötü. Genel düşünürsek çok kötü. Vallahi hukuki değil, siyasi. Merhaba. Geç bile kaldı. Merhaba. 5 sene önce olması lazımdı erken seçim. Yani seçim olup akabinde bir seçim daha olması lazım. O kadar geç kalındı.
berbat. AK Parti hariç hepsi ve MHP hariç hepsini düşünebilirim. Aklınızda var mı? Şu anda en yakın CHP geliyor. Siyasi. Var ama olacağını zannetmiyorum. Gerçekten zor. Allah asgari ücretli kardeşlerimizin de daha da aşağı seviyede, yani ücret anlamında daha az ücret alan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize Allah yardımcı olsun. Çok zor. Özellikle İstanbul'da, İstanbul'da özellikle çok daha zor. Zafer Partisi'ne. Valla dava dosyasını görmedim. Genelde böyle sokak üstü röportajıyla ayak üstü çok yorumlanacak bir durum değil. Yani bu konuda dürüstlüğünden ve tecrübesinden emin olduğumuz Profesör Doktor Ersan Şen gibi hocaların yorumlaması daha doğru olur. Benim uzmanlık alanım değil. Erken seçime ihtiyacı vardı zaten ama bir şey de kalmadı şimdi. Yani seçimlere de az bir zaman kaldı. Şu yarın veya önümüzdeki bu pazar veya önümüzdeki pazar artık bir erken seçim anlamında bir erken seçime gerek yok. Çünkü zaten seçimlere az bir süre kaldı. Eğer bundan bir yıl, bir buçuk yıl önce olsaydı veya iki yıl önce olsaydı erken seçim gerçekten adı gibi erken yapılabilirdi. Şimdi zaten şu gün seçim kararı alsa yine Mayıs'ta falan seçim var. Onun için zamanda yapılması veya zamandan Tayyip Erdoğan'ın aday olabilmesi için bir buçuk, iki ay, üç ay öne alırsa zaten o da adı erken seçim olacak ama yine zamanda olmuş olacak. Herkes gibi bak. Kimsede bir şey var mı? Herkes gibiyim. Emekliyiz. Ben CHP'liyim ama HDP'ye vereceğim. Evet, mazlumdan yanayız devamlı. Tayyip'ten yana olduğumuz gibi. Şimdi mazlum kimse, biz ondan yanayız. Ve bunu kime, çocuğa da sorsan diyecek ki siyasidir. Hukuki hangi tarafı var? Bir tarafı var mı? İmamoğlu'nun yaptığı her işe karşı çıkıyorlar bunlar. Pandemi döneminde gördük. Çocuklara süt bile dağıtırmadılar. İnsanlara yardım bile yaptırmadılar, askıda faturayı durdurdular. Yani ellerinden geldiğini yaptıkça İmamoğlu büyüyor. Yani İmamoğlu bir kar topu olarak geldi. Kar topu olarak geldi Beylikdüzü'nden, çık gibi büyüyor. Bunlar büyütüyor. Erken seçime ihtiyacı yoktur bence. Erken adaya ihtiyaç vardı. Şimdi her türlü. Ben mesela altılı masanın herkes bir aday çıkarsın, HDP çıkarsın. Sonunda her türlü gene diyecekler ki son ikiye kalan değil mi? Kılıçdaroğlu kalacak. Yani birbirlerini böyle insanları seçime, eziyeti ileri geri götürmenin bir anlamı yok. Koyacağız sandığı, tek adayla gideceğiz, olay bitecek. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ı Ankara'yı kaybetmek istemiyor. İnsanlar, ha partiler üstüdür. Belki değişmiş olabilir ki benim gözümde değişmiş. Ama insanların daha hala eskiye nazaran ki küngü diyorlar. Bak Demirtaş ne diyor? Diyor ki ben Apo'nun heykelini dikeceğiz lafını bugün olsa söylemezdim. Ben onu söyledim de tamamını söylemedim. Nasıl söylemediler? Kur'an'da da ayet var. Namaza yaklaşmayın. Kılmayın demiyor ki. Sarhoşken, abdestsizken namaza yaklaşmayın. Bunun da tamını yayınlamayınca adam da öyle yandı. Adam diyor silahı bırakın. Daha ne yapsın? Ama bıraktıracak bu işi, Demirtaş içeriden bıraktıracak. HDP'ye oy veririm. Kendim Kürt olduğum için, Kürt asıllı olduğum için HDP'ye oy veririm. HDP'nin başka bir oy vermiyor. İşte Selahattin Demirtaş. Yani şimdi şöyle bir şey var. O konu İmamoğlu'nun önü kesiliyor. İş yapmaması konusunda. Çünkü sonuçta hükümet sistemi İstanbul olsun, Ankara olsun büyük şehirlerini ellerinden kaybetti. Ve bu adamlar da büyük bir atıfta bulunmak istiyor. Ve onun için iş yapmamaları için bu, bence bunu siyasi olarak görüyorum. Yani tabii yapılması gerekiyor. Şu anki ekonomik durum öyle gösteriyor. Yani kimsenin bunu, kimsenin kendini kandırmaması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Hedef 2023 deniliyor. Mesela hedef 2023 boş bir şey. Yani bu nedir? Hedef 2023 demek ne demek? Boş bir şey. Onun için direktmen şu an erken seçime gidilmeli. Yeni direktmen parlamenter sisteme geçilmesi lazım. Direktmen başkanlık sistemini bırakıp parlamenter sisteme geçilmesi lazım. Yaşam olarak çok da güzel bir yaşantı görmüyorum, gençler açısından söylüyorum bunu. Ben şu anda döviz bürosunda çalışıyorum. Ekonomi hakkında konuşmak gerekirse zaten herkes görüyor ki ekonomi batmış durumda. Ha bu düzelir mi düzelmez mi, o konu hakkında bir şey bilmiyorum. Ama yaşam olarak daha çok gelişmeli ve daha çok, yani gençler olarak düzeltmeliyiz bu durumu. Belki de büyüklerimiz düzeltmeli. Yani şu anda bir adayım yok. Yani oy veririm dediğim birisi yok. Mansur Yavaş var.
yani gençlere daha çok önem veren, ileriyi daha çok düşünen birisi var. Bu konu hakkında bu kadar düşünüyorum. Hakkında bir bilgim yok maalesef. Bu ülkenin bence erken seçime ihtiyacı var ama şöyle de bir şey var. Bir başkan var başımızda ve onu, yani onun kaybetmesini sağlıyorlar. Altılı masa konusu var. Altı masa var, altı parti var ama bir tane aday yok. Yani bence artık bu parti daha iyi, bu parti daha iyi düşünmek yerine o masada şunun konuşulması gerekiyor. Bizim bir tane adayımız var. Bu aday ülkenin başına geçip ülkeyi değiştirebilecek diye düşünmeleri gerekiyor. Yani 6 kişi birden düşünmemesi gerekiyor. Şu anda yani biz öğrenciyiz, lise öğrencisi, lise son öğrenciyiz. Biraz zor gerçekten. Biz üniversite sınavına hazırlanacağız. Bu durumda bile test kitapları, mesela en basitinden test kitapları çok pahalı. Onun dışında eğitim, bütün faaliyetleri çok pahalı olduğu için şu anda çok zor. Biz gençler olarak Erdoğan'ın karşısında kim çıkarsa ona vermeyi düşünüyoruz. Yani İmamoğlu olur, Mansur Yavaş olur, Kılıçdaroğlu olur. Evet. Ama Erdoğan'ın karşısında kim gelirse, gençliğe düşecek bir aday olursa ona veririz. Teşekkürler. Tabii ki siyasi bir dava. Çünkü yani İmamoğlu'na yapılan bir lafın karşılığı şeklinde açılan bir dava. Bu yüzden kesinlikle siyasi. Amaçlar İmamoğlu'nun siyasi yasağı getirip İstanbul'u bir şekilde, hukuksal açıdan olmasa da, farklı yönlerden İstanbul'u geri almak. Ama hukuk tecelli ederse bu doğru olmayacak. İmamoğlu hala İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek. Tabii ki de var. Çünkü biz geçen sene mesela biz öğrenci olduğumuz için kitaplardan örnek vereyim. 30-40 liraya aldığımız kitap bugün 200-250 TL ise büyük bir enflasyon oranı vardır. %200, %300. TÜİK'in rakamlarına bakmıyoruz. Biz doğru bulmuyoruz. TÜİK gerçek rakamlarsa söylesin, biz oradan test kitaplarımızı alalım. Çünkü doğru değil. Enflasyon yüksek, döviz kurları zaten arkamızda belli yüksek. Onun dışında biz şu an Fatih'te kütüphaneden geliyoruz. Her yer Arap yazısı olmuş artık. Göçmen sorunları var. Bunlardan dolayı erken seçim gereklidir. Zor durumda, berbat yani. Evet, evet, aynen öyle yani. Geçim hak getir artık. Eski hallerimiz yok yani. Yani bu partiye değil. Aklınızda var mı? Tabii ki. Bizimle paylaşmak ister misiniz? Yani CHP. Size? CHP. Tabii ki siyasi. Aynen, siyasi olarak düşünüyorum kesinlikle. Evet, var. Evet, var. Var kesinlikle. Evet, var, tabii ki var. Yaşam, geçim, ekonomi sizce ne durumda? Buna gülünüyor sadece. Çok iyi desem bana yazık. Kötü desem yöneticilere yazık. Onun için çok kötü. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben HDP'ye oy veririm. Cumhurbaşkanı olarak da Kılıçdaroğlu. İmamoğlu'nun açılan dava sizce siyasi mi, hukuki mi? Tamamen siyasi. Tamamen siyasi. Söylenecek bir laf yok. Sizce ülkemiz için bir erken seçime ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Çünkü ben mali müşavirim. Ekonomi gittikçe batıyor. Dolar şu anda 18-60 oldu. Yani onun için kesinlikle lazım. Yaşam, geçim, ekonomi sizce ne durumda? Çok güzel. Çok iyi. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti ya. İmamoğlu'nun açılan dava sizce siyasi mi, hukuki mi? Beni ilgilendirmez. Sizce ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı, yok mu? Erken seçime ihtiyacımız yoktur. Neden? Geçimimiz iyi, aylığımızı alıyoruz. Memleketimiz düzgün. Onun için hiçbir şikayetimiz yoktur. Bir durum ne olacak? Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Yani çok kötü. Çok kötü. Bakın, bu ay bir elektrik faturası geldi. Ben çok sevindim, az geldi diye 700 lira gelmiş. Ona sevindim. Çünkü yazın 1000-1500 liraları da buluyordu. Bu ay sevindik, şey gitti diye elektrik faturasından. Minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ben mesela evde biriktiriyorum çamaşırları. Hadi biriksin diyorum. Önceden birkaç parça da çevirirdik. Bununla birlikte işte yemek mesela çok çeşit yapardım eskiden. 4 çeşit, 5 çeşit zeytinyağlı falan yapardım. Onları minimuma indirmeye çalıştım. Hayat çok zor. Ama inanıyorum ki her şey güzel olacak, düzelecek. Hani bu şey gibi, siyasi slogan gibi anlaşılmasın ama öyle demiyorum yani. Hiçbir partiye bir sempatim yok. Sadece halk olarak konuşuyorum. Hani 53 yaşındayım. Bu yaşıma kadar ben çocuktum, darbede gördüm. Bir sürü iktidar değişti. Hepsini gördük bugüne kadar. Fakat şunu öğrendim ki ben bu yaşıma kadar. Gerçekten tencere bütün dengeleri bozuyor veya düzeltiyor. Yani evde
tencereniz kaynamıyorsa halk gerçekten o zaman gözünü açıyor. O zamana kadar hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbir şekilde herkes işinde gücünde, kimseye dokunmuyorsa böyle bu şekilde gidiyor. Fakat tencere kaynamıyorsa o zaman her şey değişiyor. Parti dediğim gibi, ben aslına bakarsanız muhalefete de çok kızıyorum. Bugüne kadar şöyle, zaten neden mesela mevcut iktidar kaldı? Benim kanımca etkili bir muhalefet olmadığından dolayı. Ben şu an gerçekten bilmiyorum kime oy vereceğimi. Gerçekten bilmiyorum. Son anda bakacağım, bilmiyorum. Cidden bilmiyorum. O konuya da pek girmek istemiyorum. Çünkü yani gerçek fikrinizi söylediğin zaman bir sürü şey gelir insanın başına. Bir şey değil. Yani seçim tam zamanda olmalı. Erken seçim olsa idi, geçen yıl olmalıydı. Geçen yıl olmadığı için de bekleyeceğiz. Yani hukuki süreci zamanında olacak. Yoksa geçen mi, yani geçen yıl ya da ondan önceki yıl olsaydı bir kan değişikliği olabilirdi, ama artık şu an bekleyeceğiz. Zamanında olmalı. Normal bir vatandaşın emekçinin geçinmesi mümkün değil. Çok zor. Ben Trabzonluyum. Harbi Karadenizliyim, Dürküm. Yani Oğuz boyundan gelen Dürküm. Oyum HDP'ye. Siyasi. Tamamen kumbaz. Siyasi. Var. Hiç zaman kaybetmeden. 3 yaşındayım, beyefendi bilir. Şu köprüde yoğun olarak, hani bir üç kağıt vardı biliyor musun? Şu anda saray bütün otaları ona hizmet ediyor. Üç kağıt. Evet, kanun yok, hukuk yok. Karşı gelirsen devlete mi karşı geliyorsun? Eğer sen devletsen ben sana karşı geliyorum 60 yaşındayım. Demirtaş teröristse ben Trabzonluyum. Ben de teröristim. Gurur diyor. Olay bu. Kötü durumda. Ülkemiz dünyayla beraber büyük krizde. Türkiye'de bundan en çok etkilenen birkaç ülkeden biri. İnşallah bu kötü günleri birlik beraberlik içerisinde atlatırız. İyi Parti'ye veriyorum. Ben Millet İttifakı'nı destekliyorum. Çünkü değişim şart. 20 yıldır mevcut iktidardan beklediğimiz verim alamadık. İlk başlarda 5-6 sene başarılı olan, daha sonrasında yönetilemeyen, liyakatsız, kötü kadrolardan dolayı şu anda kötüye gidiş var zaten. Değişim şart, yeni kadrolar. İyi Parti'nin siyasi bir dava, siyasi bir dava. Ya kötü bir süreç olmaması lazım. Kesinlikle var. Biraz önce de zaten bu sorunun cevabını vermiştim içinde. Şimdi yaşam hakikaten de kötü yani. Şu an kötü. Ama bizden daha kötü olanlar var. Neden yani? Ben turizm işi yapıyorum. Seyyar satıcılıyım. Bakıyorum domates başka yerde 3 euro, 5 euro. Burada 1 euro diyelim. Tamam, bunu da kabul ettik. Bize göre ağır ama dışarıya göre burası kolay. Geliyor millet burada yiyor, içiyor, geziyor, gidiyor. 10 euro, 20 euro yemeğini yiyor, gidiyor. Şimdi dışarıya göre zor. Kolay, bize zor. Tabii ki AK Parti'ye vereceğim. Zaten bu şu anda seçime ihtiyacımız yok. Suriye bir yerden saldırıyor. Yunanistan bir yerden saldırıyor. Amerika bir yerden saldırıyor. Ne seçimi ya? Akşamak seyretmediniz mi haberleri? Haberlerde herifler bir gemi daha indirmiş, bütün askeri yiymiş oraya. Yakın zamanda savaş çıkacak. Ne seçimi? Ne? Onu bilmiyorum. İlk siyasi konumun, ama ben İmamoğlu'nu tasdiklemiyorum. Görüyorum ben İmamoğlu'nu. Bizim oraları bok kaynıyor, affedersin, özür dilerim. Pislik kaynıyor. Hiç İstanbul'a hiçbir şey yapmamıştır. Erken seçim diyecek, 5 ay sonra zaten 6 ay sonra seçim var, seçim olacak. Artık hangisi hayırlıysa o gelecek. Bunu bu kadar yani. Yaşam, geçim, ekonomi sizce ne durumda? Berbat. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki Millet İttifakı'na. Tabii Kılıçdaroğlu aday olursa. Kılıçdaroğlu olmazsa kesinlikle oy da kullanmam. İmamoğlu'na açılan dava sizce siyasi mi, hukuki mi? Siyasidir tabii ki yani. Ne olacak? Sizce ülkemizin erken bir seçime ihtiyacı var mı, yok mu? Tabii ki kesinlikle var. Yani ciddi sorunlar var. Yani bir şeylerin güncellenmesi lazım. Ya şu anki mevcut hükümet komple politikalarını değiştirecek ya da yeni yüzler görmek istiyoruz. Yani hiç güzel değil. Çok zor. Çok geçim çok zor. Ben yurt dışında yaşıyorum. Ben bile burada zorlanıyorum geçim yaparken. Buradakilerin Allah yardımcısı olsun diyebilirim. Başka bir şey diyemem. Ben de kalsın. Bir de ben yurt dışında olduğum için yani buradakilerin kaderiyle oynamak istemem. İmamoğlu'nun açılan dava sizce siyasi mi, hukuki mi? Yani şimdi İmamoğlu'nu destekliyorum. Ama çok fazla bilgim yok. Ama destekliyorum çalışmalarından dolayı. Vallahi ona aslında halkın karar vermesi lazım şu şartlar altında. Bir şey değil. Sizin kararınız?
Benim kararım, dediğim gibi, ben yurt dışında yaşadığım için buranın kaderiyle oynayamam. Söyleseniz? Bir şey diyemeyeceğim. Benim için önemli değil bu konu. Hiç kimseye oy vermem ben. Hiç kimseye? Boş mu kullanacaksınız? Yırtarım. Az az gider, çoktan çok gider. Herkes kafasına göre, beni ilgilendirmez. Siyasi mi hukuki mi dedim, dava? Ya fark etmez benim için. Az az gider, çoktan çok gider. Hiç beni ilgilendirmez yani. Benim için problem değil, ilgilenmiyorum bu konularla. Berbat, ötesi berbat. Çok zor geçiniyoruz biz emekliler. İnanın bir domates için 10 tane market dolaşıyoruz. Acaba hangisi ucuz diye. Hiç bu duruma gelmemiştik. Evet, eskiden kuyruklar vardı ama alım gücümüz de vardı. Kuyruğa girip alabiliyorduk. Şimdi alım gücümüz yok. Kuyruğa girsek de alamayız. Ne verir? CHP. Evet. Siyasi. Hayır, normal zaman. Zaten çok az bir zaman var. Erken de olsa aynı yani. Değişen çok uzun zaman olsa arada, evet. Ama kısa bir zaman olduğu için. Sen ekonomiden bahsediyorsun. Ekmek günü olmuş 5 lira. Evet. Adama bu dur, fırıncıya gittim, dedim ki hani dedim geçen 4 lira olduğunda mazotu bahane ettiniz. Şimdi neyi bahane ediyorsun da 5 lira yaptınız dedim. Dediği cevap şu: una zam geldi dedim. Allah size fırsat vermesin dedim. Ondan sonra diyorum ki bize iyi oluyor, anasını satayım. Öyle bir iyi oluyor ki kol kadar iyi oluyor. Çünkü ben gariban acıyorum ama ülkede gariban yok herhalde. Efendim, otelde çalıştım, yurt dışına gittim mi? Fransa, Almanya, tatil yapabiliyor musun? Gittim. Ben Sivas'a gidemiyorum, Sivas'a. Pahalı mı dedi? Sivas'a gidemiyorum. Ülkemizden önce uçuyoruz dedi. Uçuyorlar. Uzaya da duble yol yapacaklardı, yaptılar mı? Dur, uzaya duble yol yapacaklardı, yaptılar mı? %55 inanır dedi, yapıyoruz dedi, bakan dedi. Kızım, ekonomi uçtu gidiyor, uçtu gidiyor. Allah sonumuzu hayırlısı. Bizim olsa kim oy vereceğiz? Kime? Vereceğiz. Bırak da ben vereceğim oyu çok iyi biliyorum. Ben vereceğim yeri çok iyi biliyorum yani. İmamoğlu'nun açılan dava sizce siyasi mi, hukuki mi? Siyasi. Siyasi dava. Yani siyasi bu. Başka bir şey yok yani. Sizce ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı, yok mu? Var. Yani erken seçimi zaten yapacak. Adam yoksa seçilemeyecek. Yani başkan adaylığını koyamıyor. Mecburen ülkeyi erken seçime götürecek. Bu, biz her şeyi biliyoruz, vatandaş artık her şeyi uyandı. Yoksa adaylığını koyamıyor çünkü. Erken seçim olmazsa adaylığını koyamıyor. Türkiye'nin durumu nereye gidiyor? Türkiye'nin durumu nereye gidiyor? Sonumuz ailesi, ben çocuklarımı düşünüyorum. Bırak, nereye gidiyor? Görüyoruz işte. Şurada kaç tane yerli vatandaş var? Sorun bakalım. Kaç tane? Hep Avrupa şeyli. Söyleyemedim kız şeyimden. Arap. Hep Arap. Ben Arapları kötülemiyorum. Zaten onlar da gelmese, Türkiye'nin ekonomisi bitti. Onlar da gelmez. Ne soracaksınız? Buyurun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Yaşam, geçim, ekonomi sizce ne durumda? Bak, çok feci durumda. Ben şaşırıyorum. Millet nasıl geçiniyor? Özellikle asgari ücretle çocuğu olan falan nasıl geçiniyor? Bunlara ekonomi ödülü vermek lazım yani. Bravo. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben Almanya'da yaşıyorum ve Alman vatandaşıyım ama Türk'üm. Seçim hakkım yok Türkiye'de. Olmaması da iyi. Ben çünkü orada yaşayıp burada gelip millet için oy veremem. Orada yaşayanların da oy vermesine de karşıyım. Birisine vermek isteseydiniz? Yani şimdiki iktidar gitsin de hangisi gelirse gelsin daha hayırlı olur. 22 sene sonra başka birini denemek lazım. Anlatabiliyor muyum? Bakın, ben yurt dışında yüksek lisans yaptım. Aptal birisi değilim. Kavga etmek de istemiyorum. Oyuncak değil. 20 bir saniye. Size sordunuz, ben size söyleyeyim. 20 senedir Almanya'da iyi mi abla? 20 senedir deneme tahtası. Nasıl ki? Bir dakika. Anlat. Burada yaşıyorsunuz, buraya şey yapıyorsunuz. Bizim bir şeyimizle oynuyorsunuz. Ne geleceğiniz? Sizin hayalleriniz yalan. Almanya'da bir dakika, nasıl kötü? Siz bana bir anlatın. Telefon mu hayal yani? Anladın mı? Ne varmış? Ben kendimi geliştiremiyorum şu an. Kıyafetine bak. Biz Almanya'da onu giyemiyoruz ama. Almanya'da bir dakika. Benim en büyük nasıl giyeyim? Anlat bana. Arkadaş, diyorsun ki hükümet gitsin. Ver, hükümet gelsin. Başka 20 sene sonra başkası gelsin. Çocuk oyuncağı değil, bu ülke meselesi. Evet. Hangi ülke meselesi? Bunu böyle gittikten sonra yarın bu sokaklar kan gölüne dölerse niye çok kan gölüne dölecek, bir dakika? Niye böyle afaki konuşuyorsun? Niçin? Seçim, bir dakika.
ben sokağa, ben seçimle gelsin diyorum. Bak bir dakika. Ben seçimle gelsin. Ona da razı değilsiniz ama. Hayır, seçim. Hayır, ben seçimle gel. Kime oy verirsiniz dedi. Ben kime oy verilmesi bak gerektiğini söyledim. Fikrimi söyledim. Bizim bugünkü yönetimimiz, ben arıcıyım. Bir arı peteğinde bir kraliçenin başına bir şey gelirse o kovan ölür. O arılardan hiçbir hayır gelmez. Bizim Cumhur Reisimiz bugün dünyaya ayar veren bir insan. Kabul etsinler dünyanın etmesinler. Dünyanın umurunda değil, umurunda. Olsun. Sen öyle zannediyorsun. Ama sen şimdi diyorsun ki şimdiki yönetim gitsin de. Evet efendim. Ne olursa 20 sene sonra başkası gelecek. Yok öyle. Burası krallık değil, cumhuriyet. Bana bir adam göster de onu seçeyim. Burası krallık değil, cumhuriyet. Ya bırakın ama İngiltere'nin kraliçesine size boyun eğiyorsunuz. İngiltere'de bizde krallık, sembolik krallık var. Ya bırak öyle Allah aşkına sen. Bilmeden konuşuyorsun. Bu cümleyi kullanmayın. Bu adam duygularınla konuşuyorsun hayır, sen. Bu rejim gitsin de ne gelirse gelsin rejim demiyor. Yanlış bu. Rejim değil. Kim? Ne olursa olsun olur. Bir dakika. Şey bu ülke kimsenin babasının malı değil. Tabii ki değil. 20 sene değil sonra gidecek ya, bu adam. Ya, başkası adam gelecek. Adam gelsin ona da oy verelim. Evet adam, ben muhalefet bu. Öyle bana söyle bir adam tavsiye. Yok. Fırsat ver. O zaman nasıl fırsat vereceğim? Nasıl? Niye? Yap. Nasıl yap ki fırsatın var. Fırsat ver. Cumhuriyetinde peki. İnsan mı yok ya? Sayın Erdoğan öldü. Allah rahmet eylesin. Başka adam yok. Tamam bitti ülke. Başka. Kan gölü. Onu ya, ne diyor? O, yani Allah'ın versin. O Allah'ın Tayyip Erdoğan öldü. Arkadaş. Ben bir dahaki sorumu geçiyorum. İmamoğlu'nun açılan davası sizce siyasi mi hukuki mi? Ben vallahi İmamoğlu'na tabii ki siyasi. Tabii ki siyasi. Bakın birçok skandallar çıktı. Kutular çıktı, bilmem neler çıktı. Yolsuzluklar, molsuzluklar hiçbir dava açılmadı. Ya siz bir zahmet beni konuşturur musunuz? Abla önceden şu vardı bu vardı var yani. Gelin siz konuşun ben gideyim buyurun. Yok geçmiş. Buyurun yok, siz yok konuşun. Var yani o geçmişte yani. Benim bana fikrimi soruyor ben fikrimi söylüyorum. Söylemeyeyim mi ya? Hayır söylemeyeyim mi? Ama şu cümleye ben ha, lafı, ama lafımı kesmeyin. Buyurun. Bekleyin ben buyurun söyleyeyim size. Aynen. Ben siyasi buluyorum. Benim fikrim bu evet. Doğru yanlış onu bilemem. Siyasi. Sizce ülkemizin erken bir seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Hayır. Erken de olsa, yarın, geç de hemen olsa. Abla, hemen. Sabredin koçum ya bak, geliyor. Size bir şey diyeyim şu ülke için. O soru bana soruldu ya. Şu ülke için kendime feda ederim. Yeter ki gitsinler bence artık. Bence bir an bıktık önce. Yani bıktık. Gitsinler de ben. Bence bir an önce bir erken seçim lazım. Bu kadar diyorum bir yani an önce. Ya. Bence 22 yaşındayım bizi bitirdiler ya. Bak bitirdiler abi benim bir şeyim yok çocuk anladın mı? Yok yok. Yok. Sen yok Almanya'da yaşıyorsun anladım. Bu adam burada. Hayır gelmişsin işte şu yok. Almanya'da havadan geliyor. Ya, geliyorlar. Almancıları sormayın ya. Bak, geliyorlar şey işte zamanında şu oldu bu oldu şunu bulamıyorduk bunu bulamıyorduk. Dayıcım senin zamanın o zamandı bu zamanda değiliz biz. Anladın mı? Anladın mı? Bu zamanda değiliz yani artık. Artık böyle teknoloji çağındayız. Avrupa'da insanlar bu telefonlar kat kat daha iyisini kullanıyorlar. Anladın ben mı? De Almanya'dan geliyorum. Siz var ya sizin gibiler, evet. Sizin gibiler evet. Almanya'ya hainlik ediyorsunuz. Orada ekmeğini yiyorsunuz. Emekliliğinizi alıyorsunuz. Evet. Bütün her şeyinizi kazanıp Türkiye'de yatırmıyor ve hainsiniz. Niye hain ben Almanya'da benim, doğdum ben ve büyüdüm. Ben hak ettiğimi istediğim yere Almanya'yı yatırırım. Almanya'yı kötüleyenler haindir. Türk vatandaşları Almancılara beyefendi güvenmesin böyle beyefendi olanlara. Ben kazandım. Onlara çok sinirliyim. Sen sinirlendin. O kadar da ne kadar ya güzel hayatım varsa gel burada yaşa. Ben, gel burada yaşa. Ben burada da yaşıyorum. Ben orada doğdum ben büyüdüm. Burada da orada hayatım çok güzel ki buraya gelmeye tatil etek düşünüyorum. Ben Almanya'ya ihanet çünkü etmiyorum ki. Çünkü ihanet ediyorsun. Hayır efendim. Ne evet. Ben kazandığımı istediğim yere yatırırım. İhanet ben ihanet kazandım mı? İstediğim böyle yere yatırırım. Böyle Türkiye'de güvenmeyin. Bunların iki tane çıkarı vardır Türkiye'de. Neymiş? Bir. Ne zaman emekli olurum? İki, euro kaç liraydır? E bu milletin İki tane menfaati vardır abi, böyle kişilerin. Bu arkadaşların kavgasını, alo bak bakayım. Doğruyu konuşalım. Orada hayatımız peki, çok peki güzel. Böyle insanlar Almanya'yı kötülüyor, hainlik ediyor. Sen tamam şimdi mı? Bak. Orada okudum. Ben kazanmış mıyım? Ben bir soru sorayım. Buyurun soru sorun. Yaşam, geçim, ekonomi sizce ne durumda? Nerede? Almanya'da mı? Türkiye'de. Tamam sıkıntımız var ama dünya genelinde sıkıntımız var. Yalan konuşuyorsunuz. Hayır, hayır, yalan Almanya'da yalan konuşuyorsunuz. Hayır, sıkıntı yalan varsa Almanya'da %10. Nerede? Yanlış anlamayın. Her gün et alma ihtiyacı yani şeyiniz var. İmkanınız var. Arabanız Mercedes biniyorsunuz. Krediyle ev alıyorsunuz hiç düşünmeden çalış, 30 yıl ödüyorsunuz ama senin hiç olsun düşünmeden çalış, tıkır tıkır ödüyorsunuz. Çünkü niye? Devlet desteği de var orada. Ev alırsanız kiranı ödeyemiyorsun değil mi? Devlet destekli. Bu Almancılar hepsi yalancı.
Ben bir şey söyleyeyim orada mi? Doğdum, büyüdüm. Bizim ben orada mühendislik içimizde... okudum ve bunun gibi Türklerden utanıyorum. Utan sen, utan. Çünkü bizim bunlar Almanya'da hiçbir şey elde edememişler. Bu tür insanlar olduğu müddetçe şeyden gelmişler. Terlikten Türkiye'den Almanya gelmiş, terlikten geri dönecekler. O kadar. Ben bir dahaki sorumu sorabilir miyim? Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ben mi? Benim oyum sözlerimden belli değil mi konuşmalarımda? Elbet ki reise vereceğim. Elbet bakın bu Almancılar... Siz vermek isteseniz... Hayır. Ben Alman vatandaşıyım ama Türk, eşim Türk vatandaşı. Ona oy kullandırmak istemiyorum. Buradaki insanların kaderini değiştirmeye hakkı yok. Ama o kadar AKP'li var ki Almanya'da yalancı kişiler. O yüzden eşime de kesinlikle CHP'ye oy kullanacağım. Hani demokrasi. Çünkü niye? Orada AKP'ye bırakmayacağız. Almanya'da AKP'ye bırakmayacağız. O yüzden eşime de oy kullandırmaya mecbur ettireceğim. Sizce İmamoğlu... Oraya geldiği zaman ondan sonra... Orada demokrasi dört dörtlük. Sizce? Evet. Siz ne zaman gittiniz Almanya'ya? Ben 50 senedir oldum. Aha işte kafanız aynı Türkiye usulü. Orada doğmadınız, orada büyümediniz. Dön. Dön buraya. Oyraları kazanıyorsun, dönemiyorsun. Oyraları kazanıp dönemiyorsun. Bir dahaki soruma geçebilir miyim? Efendim? Niye durayım? Doğru. İmamoğlu'nun... Burada yaşayamazsın. İmamoğlu'nun açılan dava sizce siyasi mi, hukuki mi? İstersen ben oradan dönerim. İmamoğlu'nun daha henüz bir şeyini görmedim. Ben İmamoğlu için kötü bir şey diyemem. Siyasi mi, davası, hukuki mi sizce? Hayır, o davadan haberim yok. Bir şey diyemem. Yorum kesinlikle yok. Siyasi. Bu adamın her şeyin önüne taş koyuyorlar. Ben İstanbul'u kim yönetsin önemsemiyorum. Çünkü ben burada iyi yaşıyorum. Almanca olarak da. Ama bir insanı göz göre göre... Gerçekten CHP'li diye önüne taş koyuyorlar. Bu insanların önüne taş koyuyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun değil. Bu vatandaşların önüne taş koyuyorlar. Engel oluyorlar hizmeti. Ve bu beni sinirlendiriyor ve öfkelendiriyor. Sizce ülkemizin erken bir seçime ihtiyacı var mı yok mu? Artık erken kalmadı. Şurada rahat ediyor. Türk vatandaşları şurada kalmış 8 ay. Öyle bir şey. Erken artık konu olmaması lazım. O zaman günü geldiğinde oyumuzu... Yok yani artık bitti. Bence bu kelimeler erken seçim bitmesi lazım. Yapmayacağı kesin. Saçma. Türkiye siyasi yürütülüyor. Yani eğer AK Partiliysen çok iyisin. Eğer değilsen hemen PKK'ya. Bugüne kadar ne dediler? Başlarım PKK'ya. Bugüne kadar ne dediler? HDP 7. masada dediler. Dün evvelsi gün ne açıklandı? HDP hangi partide? Var ya bunlar var ya hainler. Aslında kendileri böyle yalan... O altılı masaların altında HDP var dediler. HDP kiminle şimdi ittifak kuruyor? İşte üçüncü ittifak. Demek ki Afon'un kardeşini kim çıkardı kardeşim? Kalem mi çıkardı? Kolay gelsin abi. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Ben çok doluyum Almanca olaraktan. Bu sizlere Allah yardımcınız olsun. Adamsın abi.